İsmail Saymaz, 2 Kasım 2022, HalkTV.com.tr Erdoğan, MYK'ya cebinde Ünal'ın istifasıyla geldi. AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu MYK toplantısı geçen pazartesi toplandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinde Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın istifası vardı. Sıcak gelişmeden çok az MYK üyesinin haberi vardı. Toplantıda Ünal, Erdoğan'ın solunda dördüncü koltuğa oturdu. Sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelince Erdoğan, Mahir Bey'in istifa talebi oldu dedi. Ünal'ın affı anında kabul edildi. Ardından Erdoğan, Mahir Bey'in yerine özlem zengin olsun dedi. Eller hemen kalktı ve indi. Zenginin yerine AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur seçildi. Ünal alfabe devrimi ve dilde türkçeleşmeye ilişkin eleştirisini 2016 yılından önce dile getirmiş olsaydı affını istemek ne mümkün. Avuçlar patlayıncaya kadar alkışlanacaktı. Ünal 22 Ekim günü Kahramanmaraş'ta katıldığı fuarda şunları söyledi. Bir kültür devrimi olarak cumhuriyet lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile düşünce üretemeyiz. Ünal yeni bir cümle kurmadı. Siyasal İslam'ın 100 yıllık ezberini tekrarladı. Benzer cümleleri Erdoğan 2014'te TÜBİTAK'ın ödül töreninde ifade etmişti. Şöyle demişti. Bizim bilim üretmeye son derece müsait bir dilimiz varken bir gece yattık, sabah kalktık, baktık ki o dil yok. Şu anda Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Ünal düşünce üretilemez diyor. Erdoğan'sa felsefe yapılamaz diye bitiriyor. Ha Hasan Hüseyin, Ha Hüseyin Hasan gel gör ki Erdoğan yakın yol arkadaşlarından Ünal'ı 8 yıl önceki konuşmasının bir benzerini yaptığı için görevinden alıyor. Kanımca Erdoğan Ünal'la aynı düşündüğü halde affını istiyor. İstifa dilekçesini Bahçeli aldı. Çünkü Erdoğan 2016'dan bu yana iktidarını MHP lideri Devlet Bahçeli sayesinde ayakta tutuyor. Bahçeli olmasa partili cumhurbaşkanlığı Erdoğan için kuru hayaldi. Nitekim Cumhur İttifakı'nın adını bile Bahçeli koydu. 15 Temmuz'a dek liberallerin, İslamcıların ve Kürtçülerin öne çıktığı AK Parti MHP ile etkileşime girerek milliyetçi, muhafazakar ve güvenlikçi bir dönüşüm geçirdi. Bugünün AK Partisi dünün aynasına baksa kendi suretini bile terörist diye içeri atardı. Dünün AK Partisi ise geleceğin aynasına baksa şimdiki halini faşistlikle suçlardı. Mehmet Ali Çelebi'yi transfer eden, Metin Feyzoğlu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük elçi atayan, Doğu Perinçek'le araba duasına çıkan bir partiden söz ediyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın politik sınırlarını, deyim yerinde ise misak-ı millisini Bahçeli çiziyor. Dolayısıyla Ünal'ın istifasını Erdoğan değil, gerçekte Bahçeli aldı. Görüştüğüm bir AK Partili üst düzey yönetici bu iddiayı doğru bulmuyor, bazıları MHP'ye bağlıyor diyor. Ben de bu fikirdeyim diye ekledim. Hayır diye itiraz ediyor. Bahçeli'nin rolü olmadığını savunuyor. Ünal'ın alfabe devrimini eleştirmekle kalmadığını, cumhuriyeti yargıladığı için istifasının alındığını ifade ediyor. Şöyle konuşuyor. İnsanların harf inkılabına eleştirisiyle Ünal'ınki farklı. Mahir Bey, harf inkılabını doğru bulmuyorum, kültürümüzden kopardı dese kimse dokunmaz. En çok uyarırlar ama cumhuriyet bunu yaptı derseniz bu başka bir dil. Cumhuriyet bedel ödetti diyor. Bu çok yanlış. Cumhuriyette bazı adamların yanlışı dersiniz ve harf inkılabı hatası dersiniz. Hepsi kabul. Cumhuriyet dediğiniz zaman başka bir şey söylemiş oluyorsun. AK Partili üst düzey yöneticiye Ünal'ın İslamcıların bildik bir tezini tekrarladığını ve benzer sözleri Erdoğan'ın da söylediğini hatırlatıyorum. Milli görüşün göbeğinden geliyorum diyor ve şöyle devam ediyor. Harf İnkılabı Cumhuriyet olmasaydı da Osmanlı'nın yapacağı bir şeydi. Milli görüşçü olarak Mahir Bey'in ifadesine imza atmıyorum. Siyasi olarak yapmaması lazımdan da öte içerik olarak katılmıyorum. Harf İnkılabını yaparak mezar taşlarımızı okumaya engel oldunuz diyebilirsiniz. Mahir Bey "Cumhuriyet bedel ödetti" diyor. Bedel medel ödetmedi ya. Cumhuriyeti seviyorum kardeşim. Cumhuriyeti demokratikleştirmek istiyorum, geliştirmek istiyorum. Bedel ödetti diyorsan başka bir şey söylemiş oluyorsun. Milli görüşçü olarak Cumhuriyet bedel ödetti ifadesini reddediyorum. Ünal'ın yerine neden Özlem Zengin'in tercih edildiği sorusunu yönelttim. AK Partili üst düzey yönetici, Zengin'in grup başkan vekilliğinde tecrübeli olduğunu, genel başkan yardımcılığı görevinden mutlu olmadığını, açığa alınmış gibi hissettiğini söylüyor. Yeni birini bulmaya, maceraya girmeye, risk almaya gerek yok diyor. Bahçelinin etkisiyle ya da değil, Ünal için akıbet değişmiyor. Affı istenen diğer grup başkan vekili Cahit Özkan gibi suskunluğa gömülerek kenara çekilebilir. Doğrusu Ünal'a faydası olur. Hiç değilse dedelerimize ait Arapça yazılı mezar taşlarını okuyabilmek ve Osmanlıca düşünce seti oluşturmak için bolca vakti var artık. İsmail Saymaz